her şeyden önce insanlar ayrıştırıldı. Genç, yaşlı. Ama bu virüs gence, yaşlıya, zengine, fakire bakmıyor. Seçme yapmıyor yani insanlar üzerinde. Onun için dışarıda gezen gençler, evde kalan yaşlılara mikrobu zaten taşıyorlar. Evde kalmaları onları ölüme mahkum etmektir. Bir. İkincisi, yömyeyle çalışan işçiler var. Şu anda birçok iş yeri kapanmış durumda. Özellikle bayan kuaförleri ve erkek berberleri tamamıyla şu anda iş yapamaz durumda var. Ve ekonomileri bir hafta sonra, iki hafta sonra veya 15 gün sonra, 3 hafta sonra çökecek. Bu insanlara devletin yardım elini uzatması gerekirken devlet bize dua ediyor. Biz de dua ediyoruz. Büyük sermayeye yönelik işte konut satışlarında %10 peşinata düşürdü. Herkes koşsun ev alsın. Bankalara çeşitli muafiyetler getirdi. İşte çeşitli sermaye gruplarına, turizme, işte hava yollarına çeşitli ekonomik muafiyetler getirdi. Ama maalesef esnafın halini düşünen yok. Esnaf da böyle müşteri bekliyor. Her şeyden önce hijyene dikkat etmek zorundayız. Sosyal izolasyonda da insanlar ilişkilerini tabii ki sürdürecek. Mutlaka sürdürmek zorunda. Çünkü insanlar sosyal canlılar. Bu ilişkilerini bu virüs yüzünden tamamıyla koparırlarsa bu sefer zaten toplumumuz bireyselleşme eğitimi aldı 12 Eylül'den bu yana. Daha da bireyselleşecek ve insanlar birbirine iyice de yabancılaşacak. Abi bu bir biyolojik silah. Ne oluyor? Dikkat ederseniz. Onun için gençler ne yapıyor? Çıkıyor. Ama tam aksine yaşlılar çıkıyor. Çıkmaması gereken çıkıyor. Amcacığım çıkma, çıkma. Öleceksin. Çıkma. Bak biz çıkıyoruz. Biz mecburuz. Çalışıyoruz. Genciz, dinemeyiz. Sen çıkma amca, ölürsün. Sen evinde dur. Biz sana getirelim. Bak adamlar 184 hattını kurmuşlar. Sana getirsinler. Sen amcacığım çıkma, ölme. Bu kadar. Piyasalar çok kötü. Kimse yaptığı işin parasını ödemiyor. Yaptı. Neden? Herkeste bir alışkanlık olmuş. Korona. Onlara korona, bize kormuyor. Bize daha çok korona. Çünkü işi yapmışız, teslim etmişiz, hak ediş almamız lazım. Alamıyoruz. Niye? Koronadan dolayı ödeme alamıyoruz. Bize bir şey kimse gelmedi ama nedir? Şu an krediler ertelenmiş diyor. Kredilerimiz var. Hiçbir banka arayıp da krediniz ertelendi demiyor. Arıyor, kredini ne zaman ödeyeceksin diyor hala. Yani kimse bize bunu sormuyor. Evden çıkartıyoruz, dışarıda muhafaza ediyoruz, evin içine sokmuyoruz. İş yerinde eldivenlerimiz, maskelerimiz, bu şekilde korunmaya çalışıyoruz. Küçük esnaf ne yapacak abi? Büyük esnaf ne yapacak şimdi? Büyük esnaf trilyon götürüyor, küçük esnaf ne götürecek? Bizde 7 tanesi ortalı adam var, nasıl ödeyeceğiz? Olmaz, hayırlı işte. Onu zaten ama devlet bir şeyler düşünüyordu muhtemelen ya. Ben olsam, yani şu anki yönetimde ben olsam, desem ki işte ben Sayın Cumhurbaşkanı yerinde var olsam, derim ki küçük esnafa 2 ay veya 3 ay süresi boyunca 3 ay, 4 ay sigorta ve vakıf ödenmesi ertelenmiştir veya istemez. Piyasanın canlanması için tekrar taze para, küçük esnafa, dürüst olan ama. Hani devletine dürüst vergisini ödeyen, sigortasını ödeyen. Ufak ufak 50, 100, 200, 250 gibi prim vereceğim. Geriye dönük ödemeli kredi vereceğim. Faizsiz. Piyasa canlanacak. Yani korona geldi. Bana böyle kameralar, piyasada adam yok. Düşünsene çarşının göbeğindesin. İş yeri açıyorsun. Kendine göre ödemelerim var, kredilerim var. Diyoruz yani, temennimiz var. Sağ ol. Hayat nasıl yavaşladıysa işler de öyle yavaşladı.
küçük esnafa sadece bindirim var. Başka bir şey yok. Çalışın kazanın diyorlar. Toplam çalışma süremiz 3 veya 4 saate kısıtladı. Dükkan kira, elektrik, su, doğalgaz. 3 çocuk okuyor, ikisi üniversite. Paramız yok ki 500 milyarlık ev alalım. Kendimizi zar zor geçindirmeye çalışıyoruz. Ben ve eşim çocuklarım burada çalışıyoruz. Ona rağmen yine geçindiriyoruz. Valla baya bir durgun. İşler durgun. Sokağa çıkma yasağı olduğu sürece biz biraz yıpranacağız. Zaten yıpranmıştık, daha çok yıpranmıştık. Giriyorduk bankaya. Giriyordu, normal sistemdi abi. Hiçbir sıkıntı yoktu ama bugün ben fark ettim ya, insanlar acayip oluyor ya. Bu kadar da yani sanki birbirimizi tanımıyoruz. Birbirimiz halbuki 5 gün önce bu korona ne oldu? Bir aydır geldi içimize. Gel bir ay olmadı. Bir hafta oldu. Sanki bu düşman geldi. Biz düşman olduk birbirimize ya. Bu kadar da olmaz ki. Aynı şey, aynı zaman, aynı süreç. Değişen hiçbir şey yok. Bizim insanlar bunu niye böyle yapıyor, niye bu zihniyetten anlamadım. Evet, koruyalım kendimizi. Çünkü sonuçta bu bir hastalık dahil olsa birbirimizi koyalım. Bir avuçun normal bir avuçuna bindi, grip olduğu zaman da insan kendi bir tutar böyle ama hoş bir şekilde. Ama bugünkü ortam öyle değil abi. Yani böyle zehirli bir gibi bakıyoruz birbirimize. Yani yapmamızın bir anlamı yok. Biz daha iyi sağlandığımıza ama yürekten. Sağlam mı ki bu virüsü atlatan ki kimsenin psikolojisi bozulmasın. İnan ki isteğimiz odur, amaç odur ama ben bugünkü ve yarından korkuyorum. Yarın daha mı berbat olacak şeklinde o tedirgine katılıyorum. Teşekkür. O nedenle inşallah o pozisyona gitmeyiz. Biz fark ederiz bu hareketimizi. Normal şeyimize geçeriz ki birbirimize yine sarılmamız aynı pozisyona gelir. Teşekkürler.